Burası Spil Dağı, Milli Parklar, Orman Köşklerindeyiz. Yani Spil'in zirvesindeyiz. Gördüğünüz gibi her taraf, efendim, beyazlara büründü. Spil gelinliğini giydi. Çok güzel. 20 santimetre yükseklikte kar var. Ben yürümekte zorluk çekiyorum. Nefes nefese kaldım gördüğünüz üzere. Buranın doğası, buranın güzelliği, buranın temiz havası, yılka atlarıyla, efendim çam ağaçlarıyla ve buradaki tesislerle birlikte artık Spil kendi ekonomisini kalkındırmış durumda. Kendi yağında kavrulur durumda. Buraya sadece Manisa'dan değil, sadece İzmir'den değil, efendim Türkiye'nin farklı farklı illerinden, farklı farklı bölgelerinden ve dünyanın dört bir tarafından buraya turistler geliyor. Spil'deki milli parklar tesislerindeki evler son derece modern. Isıtması son sistem. Hem elektrikle ısınıyor kombiyle hem de kuzini sabolarla birlikte ısınıyor. İçerisinde evlerin her türlü malzeme var. Yatakları da son derece modern. Kapkacak getirmenize gerek yok. Sadece yiyeceğinizi alacaksınız ve Spil'deki bu tesislere geleceksiniz. Günü birlikte gelebilirsiniz, hafta sonu da gelebilirsiniz, hafta içi de gelebilirsiniz. 1 artı 1'ler 120 lira, 2 artı 1'ler 150 lira. Efendim fiyatlarıyla birlikte bütün vatandaşlara hizmet ediyor. Buranın hem kış mevsiminden dolayı turizm sektörü açısından büyük bir cazibe merkezi olduğu bir gerçek. Yazın ve bahar aylarında da farklı bir turizm sektörü açısından cazibesi var. Ama bugün biz bu kar ortamından yararlanmak ve Spil'in bu doğal güzelliğini beyaz gelinliğiyle birlikte sizlere aktarmak istedik. Dedim ya 20 santimetre kar var. Ben yürümekte zorluk çekiyorum. Hatta ben şu an öyle bir yere geldim ki çok derin maalesef de düştüm. Soğuk değil efendim. Güneşli bir hava, karlı ama soğuk değil. Çok güzel bir manzarası var, çok güzel bir doğası var. Hepinizi, bizi izleyen bütün vatandaşlarımızı buradaki bu güzel ortamı yaşamaya çağırıyorum. Bu güzel hazzı, bu güzel tadı yaşamalarını istiyorum. Tabii kalkabilirsem ve biz çekimlerimize devam edeceğiz. Baran, ben sana gelmekte zorluk çekiyorum. Evet, çok güzel. Spil Milli Parkı, orman köşklerine insanlar akın akın ediyorlar. Çünkü burasının doğası, burasının güzelliği, burasının temiz havası insanları cezbediyor. Yanımızda iki çiftimiz var. Onlar da gelmişler. 2 günden beri burada kalıyorlar. Bu doğal güzellikten yararlanmaya çalışıyorlar. Bir tanıyalım biz onları. Yollar çıkarken çok korka korka çıktık. Ama buraya gelince, evi görünce ısındık gerçekten. Güzel mi? Çok güzel, çok. İsminiz nedir? Reyhan. Sizin? Volkan Eken. Mesela evlerde en çok dikkatinizi çeken şey ne oldu? Olumlu yönde mi? Sıcak suyun olması, evet, ve elektriğin olması kesinlikle. Bir de kuzini sobanız varmış sanırım. Var ama odun imkanı olmadığından pek onu kullanmaya şeyimiz olmadı, fırsatımız olmadı. Hani sıcak, evin sıcak olması gayet çok büyük bir alternatif bizim için. Gürültüden uzak, sesten uzak, kafa dinlemek açısından. Yani biz bile yer bulamadık burada. Çok zor yer bulduk. Ne kadar uğraştınız? Hafta sonu istiyorduk aslında ama hafta sonu olmadı. Yani bize aradılar, pazartesi salı yerimiz boş dediler. Eğer isterseniz kabul ettik. Geldik artık. Zamanımızdan ayırdık. Peki, fiyatlarının uygunluğu konusunda ne diyorsunuz? 1 artı 1'ler 120 lira. Bir uygun bence. Her aile verebilir, evet. Verebilir yani. Herkesin bütçesine uygun bir şekilde güzel bir fiyat. Bir de uzak değil. Uzak değil, sadece yolların biraz daha temizlenme imkanı olursa hani vatandaş açısından çok daha güzel olur. Yani biz hatta biz yokuşta kaldık, geri geldik. Artık hayatım dedi bir şansımızı bir daha deneyelim. Basa basa geldim artık. Yılka atlarını gördünüz mü? Gördük. İlerideydi. Yaklaşabildiniz mi biraz? Ben korktum. Ya. Korktum, o gitti az de önce, ben. Az önce gördük daha. Bayağı güzellerdi yani. Ben yani şahane bir şeylerdi. Evet. Serbestçe özgürce dolaşıyorlar.
Evet. Belediyeler tarafından tabii yıl katların karınları da doyuruluyor aynı zamanda doğadaki diğer hayvanlarla birlikte. Onlar zaten Spil'in simgesi oldular yıl kat. Yani bir amacımız da zaten hem karı görmekti hem atları görmekti. Hem uzakta olmaktı. Biraz kafa dinlemekti. Sınavlar bitti artık. Hem rahatladık. Bütünlemelere de kalmadık. Geldik bir kafa dinleyelim dedik. İyi de şans olmuş size. Evet çok iyi oldu. Çok güzel oldu. İmkanı olan Manisa vatandaşı için buraya gelmesini isteriz yani. Ege bölgesinden. Ege bölgesi o İzmir olur, Denizli olur. Hani İzmir ve çevresi olur. Hani imkanı olan herkesin burayı tercih etmesini isteriz. Evet. Kartop oynadınız mı efendim? Oynadık. Evet, çok oynadık. Çok. Eve kaçıyoruz şimdi. Ayaklarımız zonduyca artık eve kaçmamız lazım. Isınma zamanı. Evet. Şimdi ısınma zamanı. Evet. Kötü yakalanmışsınız. Çok kötü yakaladılar sizi. İçinize kadar kartopu atmışlar. Öyle oldu. Üşüdünüz mü çok? Yok, niye üşüyeceğim ki? Hoşunuza gitmiş galiba. Gider ben yaz kış terliyorum zaten. O zaman bir daha kartopu atma zamanı değil mi? Üşümemiş, çok hoşuna gitmiş. Ama gömleğinize kadar kartopu olmuşsunuz vallahi, ıslanmışsınız. Ne yapayım, oğlanlar sağ olsun. Oğlanın gazabına uğradı. Hoşunuza gittim efendim. Önce sizi tanıyalım mı? Gitti. Beni mi? Sizi tanıyalım mı? Bakalım. İsminiz nedir? Benim Turan. Turan. Soy isminiz nedir efendim? Şöyle gelin kenara. Üst Çoban. Turan Üst Çoban. Emekli müzik öğretmeni. Emekli müzik öğretmeni. Manisa'da mı geldiniz yoksa? Ben Aslan Akhisarlıyım ya. Akhisar'dan geldiniz. Hayır. Karşıyaka'dan geldim. İzmir'den geliyorsunuz. 40 senedir oradayız. Gelin böyle, gelin böyle. Nereden duydunuz burayı efendim? Biz burayı biliyoruz. Akhisarlıyız zaten. Manisa'da benim dayım da rahmetli. Onlar da oturuyordu. Akrabalar vardı. Geliriz biz buraya. Kar görmeye geliriz. Hem oradan girişini biliriz hem buradan girişini. Evet. Yani burada tesisler yapıldı. Sizi de tanıyayım önce ben. Ben de eşiyim. Esin Üst Çoban. Esin Üst Çoban. Evet. Ama bunlar daha önce tahtadan yani ağaç evdi bunlar. O hali o, güzel bu hali mi güzel? Bu hali daha güzel. Bu hali daha güzel. Neden bu hali güzel? Görünüş olarak da çok güzel. Görselliği de güzel. Yani çıkana sorduk. Isıtma tesisi güzel, ısıt çok güzelmiş. Bebekler var dedi, atletle yatıyoruz dedi. İçerisinin ısınması güzel, tertibatı güzelmiş. Hem ben elektrik sobası da, var, hem kuzey sobası da yani ısınma açısından iyi. Öteki şömine yokmuş, hem elektrik sobası var, hem kuzini sobası var. Kestane pişirmek istediğiniz zaman kuzini Göçmen sobanızı sobası. Yakıyorsunuz. Bendekinden, evdekinden. İstediğiniz zaman elektrikle. Siz ne kadar zamandan beri gelip gidiyorsunuz buraya? Biz her kış geliyoruz buraya ama bu kadar kar yoktu değil mi? Yok, geçen yani. Sene geldiğimizde bazı bu kadar kar yoktu. Yani. Hatta ben umut ettim inşallah gittiğimizde kar yağar dedim. Yok yağmıyor henüz. Şimdi daha oralar kazın yola kaldık orada zaten. Bir belli bir kısımda araba gitmedi. Karşıyaka'da kara hasretiz. Yani hani böyle ufak azıcık kar görsek sokaklara çıkıyoruz. Kartopu oynayacağız. İnandı. Şimdi kartopu oynayacaksınız. Evet. Peki. Evet. Eğlenceler diliyoruz. Biz de sizi çekelim efendim. Kart tutmuyor. Ben seni sevdiği için tutmuyor. Kuru kar bu. Allah! Kız bu beton gibi. Ayağım gitti. Başkanım şu an kaç santim kar var? Şu an rahat 20 santim kar var. Tabii bu ilk yağışlar. Daha yağışlar ilave oldukça burada kar yüksekliği 1 metre, 1,5, 2 metreye kadar çıkıyor. Siz tabii sık sık geliyorsunuzdur buraya. Burada çocuklar sanıyorum ki kartopu oynuyorlar aileleriyle. Şimdi bu karın içinde yuvarlanmak, kartopu oynamak. Çok yumuşak bakın helva gibi. Evet, evet. Çocuk parkları da var değil mi hatta efendim? Hatta kameraman arkadaşımıza gönderebiliriz. Baran atalım mı sana kartopu? Başkanım hazırlamışken çocuk parkları da var değil mi efendim? Tabii tabii çocuklar için oyun parkları falan her şey var. Her şey düşünülmüş bir tesis burası. Kar ışıl ışıl sevgili seyirciler. Aykut, kar topu geldi sana. İsabet etti. Her şey düşünülmüş sevgili seyirciler. Burada hem güzel bir hava hem beyaz karların içerisinde çocukların da rahatça kar topu oynayabileceği mükemmel bir doğa var. Prenses, sevdin mi karı? Evet. Nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Neredesin? Spil'de. Spil'de. Peki ne yaptın, kar topu oynadın mı? Oynadım. Oynadım. Hoşuna gitti mi? Evet. Peki nereden geliyorsunuz siz? Menderes. Hey Menderes. Menderes'ten geliyormuşsunuz. Sen daha önceden kar gördün mü?
Görmüştüm. Görmüştün. Kartopu oynayabilmiş miydin? O kadar yoktu herhalde, değil mi? He, oynamıştım evet. Hı. Peki burada sen yıl katları var, onları biliyor musun, gördün mü hiç? Annesi göstermediniz mi yıl katlarını, göremediniz mi? Yok, göremedik. Göremediniz mi? Ben Merve. Birlikte hep beraber böyle eğlenelim diye geldik Spildağ'a. Bayağı uzun zamandır gelmiyorduk. Yani en son ben çocukluğumda gelmiştim, öyle diyebilirim. Nereden geliyorsunuz? Menderes'ten. Evet. Menderes'ten, havalimanının oradan geliyoruz. O şey, çok hoşumuza gitti. Çok güzel, hem doğal, kesinlikle hiçbir kirlilik yok. Çevre çok harika. Peki günübirliğine mi geldiniz, kaldınız? Günübirliğine geldik. Daha önceden kalmaya gelmiştik ve tekrardan düşünüyoruz yani hafta sonu kalmaya. Hayır, görmedik. Burada tesislerde artık her türlü eşyalar var. Kullanabileceğiniz, yiyeceğiniz, içeceğinizi alıyorsunuz ve tesislerde istediğiniz gibi konaklayabiliyorsunuz. Sıcak suyunuz hazır. Çünkü karı çok seven bir insanım. Oynamayı çok seviyoruz hep birlikte. Tatilde çok sevdiğimiz için kesinlikle yararlanmak isteriz yani böyle bir şeyden. Burayı burada mesela bir iki gün kalmak ister miydin? İsterdim. İsterdin. Tabii. 15 gün tatilde annesi istiyor galiba. Evet, istiyor ama. İnşallah gelirsiniz. İnşallah, umarım. Manisa'da hafif bir soğuk var ama biz Spil Dağı'na baktığımızda karı gördük ve hemen Spil Dağı'na çıktık. Çünkü Spil Dağı, milli parklar, orman köşklerinde mükemmel bir doğa. Spil beyaz gelinliğini giymiş. Yerli ve yabancı turist buraya akın ediyor. Buradaki orman köşklerinden faydalanmaya çalışıyor. Çocuklar bir taraftan kartoplarını oynuyorlar. Bir taraftan da efendim mangallar yakılıyor, karınlar doyuruluyor. Hafta sonu da, hafta içi de Spil Dağı milli köşkleri, orman köşkleri hınca hınç dolu. Biz Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik'i Spil Dağı'na davet ettik ve kendisiyle burada röportaj yapacağız. Kış mevsiminde Spil Dağı orman köşklerinde nasıl bir hizmet veriliyor? Bunları Sayın Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'le birlikte konuşmak istiyoruz. Efendim, tabii karın içerisindeyiz, çok güzel. Ama soğuk değil. Çok güzel bir hava var. Bir taraftan güneş kızdırıyor. Kar var ama soğuk yok. Çok güzel bir havası var şu an orman köşklerinin. Biraz bahsedelim önce. Nasıl yapıldı? Bu duruma nasıl geldi ve şu an nasıl hizmet veriyor? Evet, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Burası Ege bölgesi, Manisa ili, Merkez Şehzadeler ilçesindeyiz şu anda. 1517 metre denizden yüksekliği var, rakım var bulunduğumuz bölgenin. Yani Manisa'da iki mevsimi, iki iklimi aynı anda yaşayabilmek mümkün. Gördüğümüz gibi Spil Dağı Milli Parkı'nda şu anda ciddi düzeyde bir kar var. Bugün güneşli bir hava var. Aslında şu an sıcaklık -5'lerin de altında. Ama temiz bir hava olduğu için, oksijen bol olduğu için insanı rahatsız etmiyor. Güneşin de varlığıyla birlikte rahatsız etmiyor. Tabii burası Türkiye'nin ilk imar planı olan Milli Parkı. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız burada 30 trilyona yakın, 30 milyonluk bir yatırım yaptı. Bütün altyapı hizmetleri tamamlandı. Burada 42 tane orman köşkümüz var. Bunlardan 39 tanesi Şehzadeler Belediye'miz tarafından işletiliyor. Bunların 25 tanesi 1+1, 14 tanesi de 2+1 şeklinde planlanmış. Son derece konforlu, modern, işleri dizayn edilmiş evlerimiz. Misafirlerimizi bu evlerimizde ağırlıyoruz. Elektrikli kombilerimiz var. Bunun haricinde kuzine sobalarımız, normal sobalarımız da evlerimizde mevcut. Çünkü burası dağ başı olduğu için ve olumsuz hava koşulları zaman zaman yaşandığı için elektrik kesintileri de yaşanabiliyor. Sayın Başkanım, hem elektrikli kombi var hem soba var her evde, tabii, öyle mi? Tabii ki her evde var. Ki elektrik kesintilerini kullanabilsin ya da soba özlemini gidermek isteyenler, kuzinede kestane yapmak isteyenler bu evlerimizde bu imkanlardan istifade edebiliyorlar. Geniş yürüyüş parkurlarımız var burada gördüğünüz gibi. Nasip olursa şimdi buraya iki tane otel yapılacak. Birisi sağlık oteli, birisi spor oteli. Otellerin projeleri tamamlandı. İnanıyorum ki bahar mevsimiyle birlikte otel inşaatları başlayacak. Teleferik projesi nihai aşamasına geldi, tamamlanıyor. Şu an ne aşamada teleferik projesi? Yurt dışı firmalarıyla yüklenici firma anlaştı. Proje, nihai yapım projeleri netleşiyor. İnanıyorum ki o da yazın inşaatına başlayacaktır.
ve 2-3 sene sonra buraya artık Manisalılar teleferiğe binerek çıkabilecekler. Kışın bu güzellikleri burada yaşayabilecekler. İnsanlar böylesine doğal güzellikleri görebilmek, yaşayabilmek için İç Anadolu'ya gidiyor, Erzurum'a gidiyor, Bursa Uludağ'a gidiyor. Oysa ki hiç gerek yok. İzmir'de yaşayan, Manisa'da yaşayan vatandaşlarımız yarım saatlik, bir saatlik bir yolculuktan sonra bu doğal güzellikleri burada yaşayabilirler. Karın zevkini, tadını çıkartabilirler. Aynı zamanda burada yılkı atlarımız var. Az önce de burada gördük. Sürüler halinde geziyorlar. Burası endemik bitki çeşitliliği zenginliği açısından Türkiye'de ender görülebilecek yerlerden birisi. Çok temiz bir havası var. Birçok kanser hastasının, artık tıbbın yapacak bir şeyimiz yok dediği hastanın buralara gelip yerleşerek şifa bulduklarını biliyoruz. Hala burada şifa bulup da yaşayan vatandaşlarımız mevcut. Dolayısıyla tertemiz havasıyla, çam ağaçlarıyla, doğal güzellikleriyle, yılkı atlarıyla birlikte burası tam doğayla iç içe yaşanabilecek, dinlenilebilecek, rahatlanabilecek bir yer, bir huzur merkezi. Bu bağlamda ben emeği geçen Orman ve Su İşleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize, AK Parti milletvekillerine, Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürümüz Rahmi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak burayı aldıktan sonra gerekli tefrişatlarını yaptık, tanıtımlarını yaptık. Girişte bir kıl çadırımız var. Orada gelen misafirlerimiz aparatif bir şeyler atıştırabiliyorlar. Çaylarını, kahvelerini içebiliyorlar. Şimdi zaten yeni büyük bir restoran yapılıyor. Onun ihalesi yapılıyor. O da tamamlandığında çok daha kapsamlı bir tesis olacak. O ne zaman hizmete girecek? Zannediyorum önümüzdeki sezona yetişir. Yani burası 2-3 sene sonra Türkiye'nin Davos'u olacak olan bir merkezdir. Bu bir hayal değildir, gerçektir. Çünkü bitmiş olan son derece lüks, çok güzel projeler olan otelleriyle, teleferiyle, buradaki orman köşklerimizde altyapısı tamamlanmış bir yerleşim merkezi olması hasebiyle Spil Dağı Milli Parkı Türkiye'nin Davos'u olacaktır. Hatta dünyada tercih edilen merkezlerden birisi olacaktır. Çünkü ulaşımı kolay. Hemen dibimizde Adnan Menderes İzmir'de havalimanı var. Denizlerle ilgili limanlar mevcut. Yani gerek hava yoluyla, gerek karayoluyla, gerek de deniz yoluyla gelen turistler, ilgililer buraya çok rahatlıkla ulaşabilecekler ve buranın tadını çıkartabilecekler diyorum. Hemşerilerimiz bu imkanlardan istifade etsin. Zaten çok yoğun bir talep var. Şu an Şubat ayı sonuna kadar hafta sonları dolu, 15 tatil dolu. Hafta işlerinde belli nadir boşluklarımız mevcut. Büyük bir ilgi alaka var. Özellikle İzmir'de yaşayan, kara hasret, kar görmeyen vatandaşlarımız burayı özellikle tercih ediyorlar. Fiyatlarımız da son derece uygun. 1+1 evlerimizin ücretleri 120 lira, 2+1 evlerimizin ücretleri de 150 lira şeklinde. Buna ilave bir takım hizmetler istenirse onlar da ücreti mukabilinde verilebiliyor. Hemşerilerimiz yiyeceklerini getirip çatalından kaşığına, battaniyesinden terliğine kadar her şeyi bulunan konforlu evlerimizde istedikleri kadar kalıp hoşça vakit geçirebiliyorlar. Yani bir dairede bir evin ihtiyacı bütün malzemeler var, sadece yiyecek yok şu durumda. Tabii yiyecek içeceklerini getirdiklerinde buzdolabından ocağına, kapkacak ne aklınıza gelirse bir evde olması gereken hepsi evlerimizde mevcut. Onun haricinde havlu gibi otelcilik hizmetleri de burada tarafımızdan verilmekte. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmek için çalışıyoruz. Burası Manisa'nın bir değeridir. Bu değerin gün yüzüne çıkmasını biz belediye olarak son derece önemsiyoruz. Ben göreve geldiğim günden beri çok yoğun bir mesai harcadım. Manisa'nın 40 yıllık hayali olan teleferik gerçekleşsin. Spil'in zirvesinde oteller yapılsın. Turizmde bir marka olalım, vizyonumuza katkı sağlayalım diye. Çok şükür bunda başardık. 27 Mayıs'ta bilindiği gibi burada müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı. Nihai projeler, otellerin bitti. Teleferikle ilgili de bitme aşamasına geldi. Birkaç yıl sonra burada lüks dağ otellerinin bulunduğu, teleferikle ulaşılabilen çok cazip bir merkez haline gelecektir. Ama bugün de yarım saatlik bir yolculukla bu zirveye ulaşmak son derece kolay ve mümkün. Çünkü yollarda gerekli kar yağdıktan sonra yollarda kar açma çalışmaları yapılıyor. Bugün biz gelirken bile tuzlama çalışmaları yapılıyordu. Bir problem yok. Eğer kış lastikleriniz varsa, bagajınızda da bir zinciriniz varsa olası olumsuz buzlanmalara karşı takabileceğiniz rahatlıkla gelebilirsiniz. Bu büyük bir nimettir. Bu büyük bir lütuftur Allah'ın. Manisa gibi bir şehir. Yazın çok sıcak olan bir şehir. 40 derecenin üzerinde sıcaklığı olan bir şehir. Yarım saatlik bir yolculukla çıktığınız bu zirvede serin, temiz bir hava. Kışın
Kar görmeye hasret Manisa İzmir'in yarım saatlik uzaklığındaki bu merkezde işte doya doya karı görebileceğiniz, doğal güzelliklerin her şeyini yaşayabileceğiniz bir merkez. Böylesine bir hizmeti şehzadelerimize, Manisa'mıza kazandırdığımız için, büyük yatırımlara vesile olduğumuz için ben de kendimi çok bahtiyar hissediyorum. İnşallah insanlarımız bu güzelliklerden doya doya istifade etsinler istiyorum. Sayın Başkanım, tabii ileriye dönük burayı ekonomik katkı sağlayabilecek, Manisa'ya ekonomik katkı sağlayacak bir kış turizmi mecrası ve yaz turizmi mecrası olarak düşünüyorsunuz. Ömer Faruk Çelik'in hayalinde tabii siz birkaçını anlattınız ama bundan 5 yıl sonra Sipil'i bir anlatabilir mi acaba? Mesela teleferik yapıldı, oteller yapıldı, sosyal tesisler yapıldı, tanıtımlar son derece ileri derecede yapıldı. Sadece İzmir'den değil, Akdeniz'den, Ege'den, dünyadan, yabancı turistlerin de gelebileceği bir Sipil Milli Parkı orman köşkleri hayalini öğrenebilir miyim ben? Tabii ki, Ömer Faruk Çelik'in. 5 yıl sonra burası Türkiye'nin Davos'udur. Ben onu görüyorum, gözlerimle canlandırıyorum, hayalimle canlandırıyorum. Uluslararası sempozyumların yapıldığı, toplantıların yapıldığı, insanların burada kalmak için aylar öncesinden rezervasyon yapmak zorunda kaldığı, nezih, güzel ve herkesin hayran kaldığı, tercih ettiği aktiviteleriyle, otelleriyle bir merkez haline gelecek. Ben buna yürekten inanıyorum ve inşallah bu da olacak. Allah ömür verirse o günleri de hep birlikte göreceğiz. Çünkü burası bir cevher. Burası Manisa için bir fırsat. Bu fırsatı daha iyi kullanır hale geliyoruz. O noktada emin adımlarla ilerliyoruz. Destek veren, katkıda bulunan herkese tekrar ben şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten de şu güzellik, insan bakmaya doyamıyor, havasını teneffüs etmeye doyamıyor. Bu güzelliklerden herkesin istifade etmesini arzu ediyoruz. Tabii ki buraya gelen turistler, yerli yabancı turistler Manisa'da alışveriş yapacak, Manisa'yı gezecek, Manisa'nın ticaretine, turizmle dolayısıyla ciddi katkıda bulunmuş olacaklar. Şehrimizin vizyonuna bir katkıda bulunmuş olacağız. Artık dünyada ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Marka şehir olabilmemiz lazım bizim de Manisa olarak. Aslında Manisa tarihi, kültürel değerleriyle, eserleriyle marka şehir olmayı çoktan hak ediyor. Yeter ki biraz silkelenelim, biraz çaba sarf edelim, biraz gayret gösterelim. Fatih'in şehri, Kanuni'nin şehri, insanlık tarihi kadar tarihi eski olan bu güzel ve kadim medeniyet şehri inanıyorum ki hak ettiği yere gelecek ve dünyada marka bir şehir olacaktır. Avrupa'da turist gönderen ülkelerde Manisa ismiyle anılacaktır diye düşünüyorum. Peki Sayın Başkanım, şimdi işin futbol takımına, spor takımları tarafına baktığımız zaman futbol takımları Antalya'da kampa gidiyor, Bolu'da kampa gidiyor ve çok paralar harcanıyor. Futbol takımları bu kamplara çok paralar harcıyor. Oysa bizim hemen neredeyse başımızın ucunda diyebileceğimiz Sipil Dağı ve Milli Park alanı var. Ben bütün belediye başkan adaylarına seçimler döneminde ve seçilen belediye başkanlarına bu soruyu sormuşumdur. Acaba Sipil Milli Parkı bu alan futbol takımlarının kamp yapabileceği tabii bir sosyal zaten tesis alanına getirilebilir mi? Sizin böyle bir projeniz proje var mı? Bu zaten. Otellerden birisi spor otelidir. Yanında antrenman sahaları bulunuyor, spor tesisleri bulunuyor bu otelin projesinin içerisinde. İnşallah bittiğinde Türkiye'nin, hatta belki de dünyanın saygın spor kulüpleri burada kamp yapmak için buraya gelecekler. Çünkü burayı tercih edecekler. Birçok avantajı var buranın. İnanıyorum ki burada en tanınmış, meşhur takımların kampları yapılacak. Manisalılar da bundan haberdar olacak ve şehrin tanıtımına da bu da bir katkı sağlamış olacak. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Spor Kulübü Manisa Sipil Dağı'nda kampa girdi. Birçok basın mensupları buraya gelecek. Böyle böyle şehrimiz daha da tanınıp daha da marka bir şehir haline dönüşmüş olacak inşallah. Peki efendim. Kış turizminden yararlanmak, bu güzel kardan pırıl pırıl şu an parlıyor. Nefis bir hava. İnsanın ciğerleri açılıyor. Aynen. Burada. Ege bölgesinden, başka Türkiye'nin 7 bölgesinden ve dünyadan bizi izleyen vatandaşlarımıza buraya gelip tatillerini, kısa da olsa uzun da olsa tatillerini geçirmeleri için son bir mesajınız var mı efendim? Evet, burası Allah'ın büyük bir nimeti, bir harika. Ve yarım saat aşağıda her şey güllük güneşlik, karla ilgili hiçbir şey yok ama yarım saatlik bir mesafeden sonra bu kadar güzel zenginlikler var. Vatandaşlarımız bu güzelliklerden istifade etsinler, gelsinler. Son derece yeni yapılmış, modern döşenmiş evlerimizde konuk olsunlar. Gelirken kestanelerini getirsinler. Akşam yemeklerinin ardından kuzine sobanın üzerinde kestane kebap yapsınlar. Çaylarını demlesinler. Mangallarını yaksınlar.
Ve bu güzelliklerden istifade etsinler diyorum. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hizmet kazandırdınız. Ekonomik açısından da Manisa'ya çok katkı sağlayacak bir hizmet kazandırdınız. Tabii yatırımlar bittikten sonraki halini bir an önce görmek istiyoruz. Bir an önce mesela teleferiğin bitmesi. Ben sizden çok daha fazla heyecanlıyım. Çünkü öyle ki artık Veysel Eroğlu Bakanımız beni 100 metre öteden gördüğünde tanır hale gelmişti. Çünkü sürekli gittik geldik bu tesislerin yapılabilmesi, teleferiğin yapılabilmesi için Manisa milletvekilimiz özellikle Recai Berber'e de çok teşekkür ediyorum. Onun da çok ciddi destekleri oldu. Bütün milletvekillerimizin destekleri oldu. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Ben de o günlere görmeyi heyecanla bekliyorum ki ben de görevim bittikten sonra şunu demeyi çok arzu ediyorum. Evet, Manisa'nın 40 yıllık hayali bizim görev yaptığımız dönemde bir gerçeğe dönüştü. Teleferik yapıldı, oteller yapıldı. Spil Dağı'nın zirvesi artık hak ettiği değere kavuştu. Manisa'ya ciddi bir katma değer sağladık diyebilmeyi çok arzuluyorum. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için ETV'ye sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Ömer Faruk Çelik'ten Spil Dağı Milli Parklar Orman Köşkleri ile ilgili kısa bir bilgi aldım. Ege bölgesinden, Akdeniz bölgesinden, Doğu Anadolu bölgesinden, Güneydoğu Anadolu bölgesinden vatandaşlarımız hiç Uludağ'a boş yere para vermesinler efendim. Veya başka kayak merkezlerine boş yere para vermesinler. Evet, Spil Dağı'nda henüz bir kayak merkezi yok. Ama belki de ileriki bir tarihte aktiviteler olacak. Çeşitli aktiviteler planlıyoruz. Onları etap etap yapım aşamasında açıklayacağız. Evet. Sayın Başkanım bu konuda da böyle bir görüş bildirdi. Vatandaşlarımız buradan yararlansınlar. Yolu çok güzel. Gerek İzmir'den gerekse Manisa'dan çok rahat bir şekilde hiçbir tehlikesi olmadan çok rahat bir şekilde buraya ulaşabiliyorsunuz. Evler çok müsait. 2+1'ler, 3+1'ler. İşlerinde kullanabileceğiniz her türlü malzeme, her türlü eşya var. Sadece yiyeceğiniz, içeceğinizi geliyorsunuz, alıyorsunuz, geliyorsunuz ve ailenizle birlikte burada çok güzel bir gün geçiriyorsunuz. Yaklaşmaya çalıştık sevgili seyirciler. Ta yukarıdan aşağıya kadar indik. Yük atlarına geçerken gördük. Yanlarına kadar yaklaştık. Neredeyse 20 metre kadar yaklaşabilmeyi başardık yük atlarının yanlarına. Sonuçta yabani atlar. Korkuyorlar tabii ki. Hele de bu kış şartlarında zarar göreceğini zannettiklerinden dolayı kaçtılar. Ama ben getirdiğim yiyecekleri, ekmekleri yük atlarına bıraktım. Biraz daha böyle bekleyeceğiz bakalım. Yiyecekler almaya gelecekler mi? Karınlarını doyurmaya gelecekler mi? Biz de o arada görüntü almaya devam edeceğiz. Mükemmel bir hava var Spil Dağı'nda. Yaklaşık 20-25 tane yılkı atı dağın tepesinden biraz daha şehrin baş taraflarına doğru inmişler. Karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Tabii belediyeler hem yılkı atlarının hem de doğada Spil'de yaşayan diğer hayvanların beslenmesine destek oluyorlar. Burada onlara yiyecek dağıtıyorlar ama sonuçta kar kışta yiyecek bulmaları çok güç olduğundan dolayı şu an aç durumdalar. Yılkı atlarını sizlere görüntülemeye çalıştık. Gel.
Bakalım. Çok mu atsınız siz? Siz çok mu atsınız? Kurban olurum ben size, kurban olurum ben size. Al bakayım. Gel sen, gel gel. Şu çok zayıf, onu biraz besleyelim. Kurban olurum ben size. Tamam. Şu küçük, ne kadar zayıf. Bak. Bunların iğne vurulması lazım. Değil mi? Gel bakayım canım, gel. Böyle hassasiyetle uzanıyor. Benim elime bir şey olmasın diye hassasiyetle uzanıyor. Ne yapıyorsun? Al hadi al. Ekmek bitti burada. Al bakayım sen. Sen çok geldin. Kurban olurum ben sana. Onu elime sildim. Bunları böyle çok iyi idare edemem. Artık o torbayı almayacağım. O torbayı almayacağım. Güzel şey senin. Sen yiyemiyorsun. Isırma bana bana, tamam mı? Isırma. Tamam. Tamam. Karınları çok aç. Beslenememişler. Bir tanesi zaten anne. Ama tabii çok yüksek yerlerde bu köpekler yaşadıkları için beslenemiyorlar. Sanıyorum ki aşıları da olmamış. Şehzadeler Belediyesi sınırları içerisinde kaldığı için al bakalım al. Al tamam al. Al sen de. Al sen de. Tamam. Sen de al. Hoppa. Bu da senin. Bitti. Bitti. Yok bitti bitti. Bitti. Keşke daha fazla getirseydim. Ama burada var işte, bunlardan alın. Şehzadeler Belediyesi sınırları içerisinde kaldığı için Spil Dağı'nın bu mevkisi Şehzadeler Belediyesi'ne ve hayvan barınaklarının yetkililerine buradan seslenmek istiyorum. Burada yaklaşık 10-15 tane köpek var. Yok bebeğim yok, elimde yok daha, kalmadı artık. Ama buralarda var. Hayvan barınaklarının yetkililerine sesleniyorum. Bu köpeklerin bir an önce aşılarının yapılması ve karınlarının doyulması lazım. Soğuktan korunması lazım. Çünkü hem hastalar, hem zayıflar, beslenememişler, hem de üşüyorlar, soğuktan donuyorlar burada. Yetkilileri burada göreve çağırıyoruz. Bitti. Bitti. Açamadın sen onu herhalde. Açamadın. Hoşunuza gitti mi burası? Gerçekten çok güzel, mükemmel. Ha, İzmir'de arayıp da bulamayacağımız bir yer. Belki de nadir yerlerden birisi diyebiliriz. Bozdağına falan çıktığım var. Gerçekten eşsiz, müthiş bir yer. Güzel. Bozdağ'da kayak merkezi olduğu için orada kıyaslanamaz ama... Ben de onu kastettim. Bir en azından şuralardan çapraz yapılabilir. Kesinlikle yani. Bu tartışılmaz zaten ya. Bir doğayla iç içe yaşamak. Yani keşke uzun ömürlü kalabilsek buralarda. İşte kalamıyoruz. Kısa süreliğine geliyoruz. Tatillerde. Anca. İş güç. Aynen, aynen.
Tabii sevgili seyirciler, tıklım tıklım dedik bu tesisler. Yanımızda yine bir aile var. Sizi tanıyalım mı? Hüseyin Girgin ben. Elektronikle uğraşıyorum. İzmir'de oturuyorum. Buraya sürekli geliyoruz. Çok memnunuz. Çok güzel bir tesis. Yani herkesin gelmesini dışarıdan, Manisa, İzmir değil, diğer illerden de gelip, hatta yurt dışından da, yurt dışından da gelip buraları görmelerini isterim. Çok güzel bir ortam var. Yani hafta sonu gelir, hafta içi gelir, kalabileceği bir evler var. Tatil yapabileceği 2+1, 1+1, yani sürekli oturup yani tatil yapılabilecek bir yerler olduğunu biliyoruz. Biz devamlı geliyoruz. Biz de çok memnunuz. Başkanımızdan çok çok teşekkür ederiz böyle bir imkan, bir tesis yaptığı için. Tesisleri gördünüz mü? Evlerin içerisine girdiniz mi? Yani girdiğim oldu. Oldu. Çok güzel bir sıcak ortam olduğunu gördüm. Ha, kalmadım ama kalmam da gerekiyorsa kalabilirim. Zaten takip ediyorum. Çok güzel. Çok güzel bir hava. Tabii ki zaten burası bütün her şeyin, oksijenin, karın, her şeyin olduğu bir yer. Gayet çok güzel bir yer. Herkesi bekliyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Tabii ki biz İzmir'den geliyoruz ama yani Türkiye'nin, dünyanın her yerinden bekliyoruz herkesi. Günübirliğine mi geldiniz siz? Biz tabii ki günübirliğine geldik. Hafta sonları da geliyoruz. Çünkü güzel olduğu için geliyoruz. Yani tesiste bir sıkıntı yok. Yazın da geliyorsunuz. Tabii yazın da geliyoruz. Yazın hatta ben İzmir'de erik bulamıyorum. Burada erik bulabiliyorum. Öyle düşünün. Evet. Öyle güzel bir yer. Herkesi bekliyorum. Peki. Bu yakışıklıyı tanıyabilir miyiz? Koyraz Bey. Söyle ismini. Koyraz. Koyraz'sın sen. Senin gözlerin çok güzel. Hı? Teşekkür ederim. Çok güzel senin gözlerin. Sevdin mi burayı? Teşekkür ederim. Sevdim. Kartop oynadın mı? Oynadım. Oynadın. Hoşuna gitti mi? Gitti. Peki kardan adam yaptın mı? Yaptım. Ne kadar büyüklükte yaptın? Çok kocaman büyük değildi. Mı? Kocaman mı yaptım? Çok büyük değildi. Ama yaptım. Ama senin boyun kadar yaptın değil mi? Hı. Peki. Onunla fotoğraf çekildin mi? Evet. Evet. Karı seviyor musun sen? Onları getirdik zaten biz. Onların eğlenmesi için getirdiniz. Tabii ki. Tabii ki. Emine Hanım bakar mısınız? Evet. Sizi de tanıyabilir miyiz? Ben Cesur. Ben zaten Manisa'da çalışıyorum. Karaağaç'ta. Manisa çok ilerleyen bir şehir. Çok güzel bir yer. Süper yani. İzmir'den birkaç kademe daha yüksekte bir yer. Evet. Yani harika bir yer. Burası da çok güzel bir yer. Buraya gelişim yazın geldim. Kışın ilk defa geliyorum. Harika bir yer yani. Çok güzel. Yani siz hem yazı hem kışı tecrübe ettiniz. Evet. Aşağıda yazı görüyoruz. Şimdi burada kış. Aşağısı 12 derece İzmir. Buraya çıktık. Eksilerdeyiz ama muhteşem bir görüntü var. Süper. Şu güzelliğe bakar mısınız? Üstelik çok da soğuk değil. Bu evet. Kar olmasına rağmen sıcak değil mi? Çok güzel bir yani hava var. Yani çocuklarımız için de aynen öyle. Yani soğuk olsa çıkarmayız arabadan ama çok güzel bir yani hava da çok güzel. Yani görüntü de çok güzel bir görüntü var. Harika yani. Teşekkür ederim. Manisa Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Evet, Şehzadeler Belediye Başkanı'na. 4 yıldan beri İzmir'den Manisa'ya gelip gidiyorum. Süper bir yer. Spil Dağı'na da ziyarete geliyorsunuz. Spil'e de geldim. Çok güzel bir yer yani. Harika. Yaktınız mı hiç burada? Tabii. Buyurun. Spil yaktınız mı? Yaktık, yakılmaz mı? Onun için geldik zaten. Sucuk ekmek yapıyoruz. Sucuk ekmek mi? Sucuk ekmek yapıyoruz. Yani ne bileyim, tabii karda olmaması gereken şey sucuk, ekmek, yani ekmek arası çocuklar için, bizler için çok güzel bir. Çay, kahve. Evet. Süper bir ortam. Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Bu prenses konuşabiliyor mu acaba? Tabii. Konuşuyor tabii. Konuşuyor mu? Babacığım. Senin ismin ne? Söyle amca. Emine. Anlayamadım ben. Emine. Emine. Sen yaşının kaç olduğunu biliyor musun Emine? Biliyorum. Kaç? Üç. Üç. Buçuğu da mı var? Hı. Seni yiyirim ben. Seni yiyirim ben. Boncuk boncuk bakıyorsun sen maşallah. Karı sevdin mi babacığım? Sevdin mi karı? Hı hı. Oynadın mı? Oynadım. Ne oynadın? Kar topu savaşması. Mu oynadın? Kar topu oynadım. Başka? Kar savaşması. Bir de kar savaşması yapmışsınız galiba. Hı hı. Kim, peki kim galip çıktı? Ben yendim. Annem. Abim ben yendim. Annen mi yendi? Bir de ben amcamı ben yendim.
Amcanı mı yendin sen? Peki Emine'yi kim yendi? Emine'yi kim yendi? Sen mi yendin Emine'yi? Evet. Emine kimseyi yenemedi mi? Yenemedi. Emine diyorlar ki, Emine kimseyi yenemedi diyorlar. Sen kimseye kar atamamışsın, öyle mi? Öyle. Öyle mi? Doğru mu söylüyorlar? Sinirim. Gerçekten çok keyif aldık. Ya aslında kızım için geldik, biz de çok keyif alıyoruz. Benim bir tane daha kızım var, ufaklık evde babaannesine bıraktık. Ona rağmen tatili uzatıyoruz, gidemiyoruz maalesef, bu kadar güzelliği bırakamıyoruz. Ayrıca odaların temizliği çok fazlasıyla dikkatimi çekti. Çok güzel, çok hijyenik. Bugün ikinci gün uzatıyoruz. Bilmiyoruz, bir iki gün daha kalmayı düşünüyoruz. Hoşunuza gitti galiba. Çok, kesinlikle çok hoşumuza gitti. Daha sonra da tekrar gelmeyi düşünüyoruz 15 tatilde de. Arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Evlerde en çok dikkatinizi çeken ve memnun olduğunuz yönler hangileri? Nerede? Evlerde kesinlikle temizliği, özellikle yatarken o çarşafların mis gibi kokusu, tuvaletlerin temiz olması, mutfağın temiz olması çok çok güzel. En çok da onu çok beğendik. Çünkü evde konaklamak çok önemli. Hani gittiğin zaman rahat etmek çok önemli. Tamam, dışarısı çok güzel, doğa harikası bir yer ama evlerin de temiz olması çok güzel. Çok güzel. Eşim sobayı bile yaktı. Çok keyif aldık. Hatta giderken odun topladım. Sobanın yanına koyduk. Çok keyifli. Çok çok keyif aldık. Kestaneniz eksik mi? Kestanemizi alamadın. Geldik. Çok pişman olduk gerçekten. Kestanenin olmamasından çok mu pişmansın? Evet, gece fonandık. Evet, esas soba olmadan bile kombi bile ısıtıyor. Gayet güzel ısıtıyor da biz keyfi yaktık sobaları. Keyif almak için, evet, evet. Sucuk ekmek yaptınız mı peki? Yaptık sucuk ekmek. İdeal zaten karda en çok ideal olan şey. Çocuklar da çok memnun herhalde. Sen ne yapıyorsun? Gel bakayım. Bak, seninle röportaj yapalım. Seni tanıyalım mı? Ha? İsmin ne senin? Misar. 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 Annesi doğru mu söylüyor? Doğru. Dur, şöyle dur. Kartopu mu oynuyorsun? Evet. Kardeşin mi o kartopu oynadığın? Şu. Şu, o şu bir gelsin bakalım buraya, şu. Gel, kuzen mi? Seni de tanıyalım, dur. İkiniz de böyle durun, seni de tanıyalım. Adım Sumra. Sumra. Kuzeninle beraber kartop oynuyorsun herhalde. Evet. Hoşunuza gitti mi? Evet. Başka ne yaptınız? Kartopu oynadık, kızaktan kaydık. Kızaktan kaydınız? Evet. Beraber de kaydık. Beraber de kaydınız. Peki başka ne yaptınız burada? Kuzen, sen söyleyecekmişsin. Öyle dedi. Eve gittik, su içtik, geldik. Uzaklaşmayın, şöyle bir gelin bakalım, şöyle bir yakınlaşın. Evet, başka? Kardan adam yaptınız mı? Evet. Yapmıştık ama yapamadık. Yaptık ama. Ne oldu? Kar dağıldı. Ha, kar dağıldı. Büyük mü yapmıştınız kardan adamı? Evet. Daha bitirmemiştik ki. Evet. Bitirmemiştiniz ama hemen kar mı dağıldı? Evet. Üzüldünüz mü? Kar damladı da başka iş oldu. Peki, gittik. Hadi yiyelim. Yani kızaktan kayalım dedi annem. Biz de gittik. Kızaktan, evet, kaydınız. Peki. Hadi iyi eğlenceler. Hadi yiyelim.